Öncelikle hepinize en içten sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Yeni bir siyaset anlayışı başlatıyoruz aslında. Hepimizin mutlu olacağı, güzel bir ülkede yaşayacağımız yeni bir siyaset anlayışı. Önce siz konuştunuz, ben sizi dinledim. Samimi olarak, evet sorunlar var doğru ama bu sorunları nasıl çözeceğiz? Önce şunu ifade edeyim. Bu sorunları birlikte çözeceğiz. El birliğiyle çözeceğiz. Güç birliğiyle çözeceğiz. Neyi nasıl yapacağımı kısaca sizlere sunacağım. Ayrıca konuşmanın sonunda yine masaya oturacağım. Var olan sorularınız olursa o sorulara da büyük bir samimiyetle cevap vereceğim. Önemli olan benim tek başına çıkıp burada konuşmam değil. Önemli olan sizin konuşmanız ve bize soru sormanız ve bizim de o sorulara samimi olarak cevap vermemizdir. Eğer siyaseti bu bağlamda yapabilirsek bu ülkenin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur. Çözelim sorunlarımızı. Elinoğlu kendi ülkesinin sorununu çözüyor da biz niye çözemiyoruz? Onlar bizden daha mı akıllı? Yok efendim. Bütün mesele bir araya gelip oturup konuşmakta yatıyor. Şimdi Kırıkkale'den sağ olsun Ticaret Sanayi Odası Başkanımız kısa bir tarihçe de verdi. Doğru. Burası küçük bir köydü. Cumhuriyeti kuranlar. Yani o zamanın iktidarı. Yani Cumhuriyet Halk Partisi. Bu küçük köyü savunma sanayi entegre tesislerinin inşa edilebileceği bir merkeze dönüştürdü. Niçin? Anadolu'nun ortası. Düşmanın rahat ulaşamayacağı bir yer, o günün koşulları içinde savunma sanayini ben buraya kuracağım dedi ve kurdu. Önemli bir merkezdi ve bizim Cumhuriyet tarihimizin en büyük entegre silah sanayiydi burası. Hala o özelliğin iskeleti var. Hala var. Olabilir mi bundan sonra? Olabilir. Büyüyebilir mi? Büyüyebilir. Ona da geleceğim. Şimdi en büyük sorunumuz işsizlik diye söz etti. Evet, Kırıkkale'de de gezerken ceplerim kağıtla doldu. Çocuğum üniversiteyi bitirdi, işsiz. Şanlıurfa'dan geldim, çoluk çocukla beraber işsiz. Dedim Şanlıurfa'dan buraya niye geldin? Şanlıurfa'da iş bulamadık. Orada fabrikalar var, belki iş bulabilirim diye. Ankara'yı geziyorsunuz aynı. Tablo değişmiyor. Türkiye'nin neresine gidiyorsanız tablo değişmiyor. Kaç milyon işsizimiz var? 10 milyonu aşkın işsizimiz var. 10 milyonu aşkın. 1 milyonu aşkın ise üniversite mezunu işsiz. Mühendisi, veterineri, efendim iktisatçısı, maliyecisi, muhasebecisi her alanda üniversite mezunu bitirmiş işsiz. Hala babanın aylığına bakıyor, emekli aylığına bakıyor. Acaba oradan bana da harçlık düşer mi diye. Şu soruyu kendimize sormak zorundayız. Şu soruyu. Bir iktidarın, dünyanın neresinde olursa olsun, bir iktidarın başarısının temel ölçüsü, izlediği ekonomik program ya da politika, istihdam yaratıyor mu, yaratmıyor mu? İstihdam yaratıyorsa başarılıdır, yaratmıyorsa başarısızdır. Bunun için iktisatçı olmaya da gerek yok. Üniversiteyi bitirmeye de gerek yok. Dünyanın bilinen gerçek bir doğrusu. İktidar mısın? Evet. Ekonomi politikaları evet. Tarım politikaları evet. Bütçe politikaları evet. Maliye politikaları evet. Sonuç istihdam değil, işsizlik yaratıyorsun. O zaman sen başarısızsın. İstihdam yaratıyorsan başarılısın. Nüfusumuz Almanya ile 3 aşağı 5 yukarı aynı. Almanya dışarıdan işçi alıyor. Bizde her sene işsiz sayısı artıyor. O zaman yapacağımız kurallardan birisi. Demokrasiye inanıyorsak, ülkenin geleceğine inanıyorsak, ülkemizin güçlü olmasını istiyorsak, ülkemizin üretmesini istiyorsak, hangi iktidar olursa olsun işsizlik yaratan bir politika izliyorsa ona oy vermeyeceğiz. Demokrasinin temel kuralı budur. Bu şu anlama gelmesin, gelin bize oy verin diye. Buraya oy istemek için de gelmedim, zaten seçim de yok.
Ama burada doğruları konuşmamız lazım. Ali iktidar olur, Veli iktidar olur, o önemli değil. Ama bir iktidar futbol kulübü gibi tutulmaz. Efendim doğuşta Fenerbahçeli, Beşiktaşlı ölünceye kadar gideriz. Ama iktidarlar öyle değil. Siyasi partiler öyle değil. Verdiği hizmet milletin terazisinde tartılır. Başarılıysa yoluna devam eder. Başarısızsa der ki kardeşim kusura bakma, bir başkasını getirelim bakalım başarılı olacak mı olmayacak mı? Değerli arkadaşlarım, 10 milyonu açsız işsiz demek, aşkın işsiz demek, Türkiye'nin bir felaketle karşı karşıya olması demektir. Sıradan bir rakam değildir bu. 1 milyon 2 milyon değil. Üniversite mezununun işsiz olması daha büyük bir felaket. Anne baba onu hangi umutlarla büyüttü? Yemedi yedirdi, giymedi giydirdi. Üniversiteyi bitirecek, benden daha iyi, iyi bir hayat standardı yakalayacak. Bunlar olmuyor. Bir sorunumuz var. Geleceğim, o sorunun temeline de geleceğim. Şimdi hangi organize sanayi bölgesine gitsem, Türkiye'de, Gaziantep'te, Kayseri'de, nereye gidersek gidelim, İş dünyasının sarayıcının söylediği şu söz kulağımda küpe olarak duruyor. Nitelikte ara eleman bulamıyoruz. Yok. Niye yok? Ve hangi gerekçeyle yok? Ve neden siyaset kurumu buna bir çözüm üretmiyor? Biz ne yapacağız? Bütün organize sanayi bölgelerinde teknoloji liseleri kuracağız. Hepsinde yatılı olacak. 5 veya 6 yıl olacak. Çocuk diyelim ki 3. sınıftan itibaren ilgili fabrikada hangi alanda çalışıyorsa o fabrikada stajını yapacak. Onun sosyal güvenlik primini devlet yatıracak. Orada yetişecek. Patron da görecek, ustabaşı da görecek. Mezun olduğu zaman işi hazır olacak. Ha ben üniversiteye gitmek istiyorum diyorsa iz düşümü fakülteye artı puanla gidecek. Ara eleman sorunu olur mu? Olmaz. Efendim üniversiteye gidemeyeceğim diye bir kaygı olur mu? O da olmaz. Akıllı bir proje mi? Akıllı bir proje. Defalarca söyledim mi? Defalarca söyledim. Niye yapılmıyor? Niye yapılmıyor? Bu teknoloji liselerinin yönetimi, dersleri ve içindeki donanımı Milli Eğitim Bakanlığı ve Organize Sanayi Bölgesi yönetimiyle müştereken yapılacak. Her organize sanayi bölgesinin niteliklerine göre, özelliklerine göre yapılacak bunlar. Bir kentte birden fazla varsa her bir teknoloji lisesinin eğitimi daha farklı, donanımı daha farklı olacak. Geleceği hazırlayacaksınız. Başka bir konu. İş kanunu, kıdem tazminatı, karşılaştığınız sorunlardan söz ediyorsunuz. Ben Ana Muhalefet Partisi'nin genel başkanıyım. Ama iktidarın yaptığını yaptım. Ne yaptım diyeceksiniz. Türk İş'in Sayın Genel Başkanı'nı, Hak İş'in Sayın Genel Başkanı'nı ve DİSK'in Sayın Genel Başkanı'nı ben topladım. Bir akşam yemeğinde. Bir araya gelin dedim. Bu kıdem tazminatı sorununu çözün dedim. Biz de sizin parlamentoda sözünüz olalım dedim. Bu haliyle bu bir sorun olarak Türkiye'nin gündeminde duruyor. Niye iktidar düşünmüyor? Neden bunları davet edip ya arkadaşlar şöyle sorunlarımız var bunu beraber çözelim. Niye demiyor? Hani diyorlar ya CHP hep eleştirir hiç öneri getirmez. Getiriyorum. Söylüyorum. Nasıl çözüleceğini de söylüyorum. Ama iktidar olduktan sonra her şeyi ben bilirim. Benim dışında kimse düşünemez. En doğru kararlar benim düşündüğümdür derseniz başarılı olamazsınız. Dünya neresinde olursanız olun. O zaman biz kendi atalarımızın geleneğini reddediyoruz demektir. Ne demektir o? Akıl akıldan üstündür kuralını reddediyoruz demektir. Akıl akıldan üstündür. Benim görmediğimi bir başkası görür. Benim anlamadığımı bir başkası anlar. Ben esnaflık yapmadım. Peki esnaf sorun yaşıyor. Kim o sorunu kimden dinleyeceğiz?
Herhalde esnaftan dinleyeceğiz. Esnaf başkanı gelecek, diyecek ki, esnaf ve sanatkarlar başkanı diyecek ki, bizim şu 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 sorunlarımız var. Ticaret odası, sanayi odası, ziraat odası, muhtarlar, kimse, işçiler, sendikalar, şu sorunumuz var diyecekler. Sorunu yaşayandan sorunu dinleyeceksin ki sağlıklı çözüm üretesin. Ankara'da oturuyorum, sorunu da ben tespit ediyorum, çözümü de ben tespit ediyorum. Sorunu yaşayan hiç dinlemiyorum onu. Olur mu? Olmaz. Sorun çözülür mü? Sorun çözülmez. Memleket sağlıklı yönetilir mi? Sağlıklı yönetilmez. Bakın, Sayın Başkan güzel bir şeyden söz etti. Yukarıda gerginlik istemiyoruz. Gayet güzel. Gerginliğin kaynağı kim? 2018 Ağustos ayında Türkiye krizle karşı karşıyaydı. 2018 Ağustos'unda. 2018'in Ağustos'unda İstanbul'da bir basın toplantısı yaptım. Kriz geliyor. Bu kriz büyüyecek. Yanlış hatırlamıyorsam 13 madde halinde nelerin yapılması gerektiğini anlattım. 13 madde halinde. Ne hükümeti eleştirdim, ne bir başka yeri eleştirdim. Bu sorunun çözülmesi lazım dedim. Ve parlamentoda yasal düzenleme gerekiyorsa biz size her türlü desteği veririz dedim. 2018'den söz ediyorum. Gerçekten. Ülke bizim ülkemiz. Kanun çıkacaksa hep beraber çıkaralım. Sorun çözülecekse hep beraber çözelim. Biz de katkı verelim. Engel olmayalım. Arkadan eleştiri geldi. Olabilir. Ama eleştiri benim saydığım 13 madde üzerinden gelmiyor. Efendim siz niye konuşuyorsunuz? Niye bunları söylüyorsunuz diye. Ne söyleyelim biz? Yani bir şey söylemek için izin mi alacağız? Beyefendi biz şunları söyleyeceğiz. Bunu kabul ediyor musun, etmiyor musun diye. Olmaz. Arkasından geldik 2020'ye. 2020'de 2 yıl geçti. Bir ekonomik buhranla karşı karşıya. Çünkü kriz artık gitti. Buhrana dönüştü. Yine eleştiri yapmadım. Yine bir basın toplantısı yaptım. Orada da maddeler halinde nelerin yapılması gerektiğini anlattım. Nelerin yapılması gerektiğini. Orada da hiçbir şey olmadı. Söylediklerimizi yapmadılar. Sonra bugünkü hale geldik. Geçen salı günü hükümetin buhrandan en az yarayla kurtulmamız için veya sıyrılmamız, çıkmamız için nelerin yapılması gerektiğini 9 madde halinde saydım. 9 madde. Bunları acilen yapın dedim. Yine bir eleştiri yapmadım. Ama bu da olmadı. Olmuyor da. Şimdi şuradan kaynaklanıyor. Sorun siyasi tercihten kaynaklanıyor. Devleti yöneten otoritenin siyasi tercihinden kaynaklanıyor. Siyasi tercihi ekonomi döviz faiz eksenli yönetiyor. Döviz faiz eksenli. Döviz yükseldi, mahvolduk. Döviz düştü, faiz yükseldi, mahvolduk. İkisi düşmüyor. Ya döviz artıyor ya faiz artıyor. Dövizi getirenlerle faizi elde edenler aynı adamlar aslında. Değişen bir şey yok. Bol miktarda döviz geliyor, faiz artıyor. Bir süre sonra faizi düşürelim diyorlar. Başka bir gene para operasyonları. Değişen bir şey yok. Faizi elde edenlerle dövizden rantı elde edenler aynı kesim. Şimdi sizin vicdanınıza seslenmek isterim. Ben bunu eleştirdim. Dedim ki bu eksende bir devlet yönetilemez. Bakın 27,5 yılımı devlete verdim. 27,5 yılımı. Maliye Bakanlığı'nda hesap uzman muavini olarak başladım. Hesap uzman muavini. Binlerce kişinin katıldığı sınavdan, sınavı kazanan kişilerden birisi de benim. 11 kişi kazandık. Bütçe nasıl yapılır? Vergi nasıl toplanır? Harcama nasıl yapılır? Tasarruf nasıl yapılır? 27,5 yılım bunlarla geçti. Ama şu anda
devleti yönetenlerin devlet kademelerindeki yeri ve görevi nedir? Devleti gerçekten biliyorlar mı? Nedir devlet? Siyasi partiler devlet değildir. Ve siyasi partiler iktidarı devlet olmak için gelmezler. Devleti yönetmek için gelirler. Bunu söyledim. Çözümleri de söyledim. Yaptığınız yanlıştır dedim. Ve söyledim. Nasıl çözülür? Bir sefer bu faiz döviz ekseninden Türkiye'yi süratle çıkaracaksınız. Üretim, yatırım ve istihdam eksenine döneceksiniz. Para politikasıyla beraber maliye politikasını beraber götüreceksiniz. Bir devlet sadece para politikasıyla yönetilemez. Dünyanın hiçbir ülkesinde de para politikasıyla bir devlet yönetilmemiştir. Yönetilen devlet de ekonomik olarak batmıştır. Vergi veriyoruz. Sanayicide, esnafımız, hep biz vergi veriyoruz. Yeni doğan çocuk vergi veriyor. Nereye gidiyor vergiler? Hangi yatırıma gitti? Hangi istihdam sorununu çözdü? 83 milyon insan neden Londra'daki bir avuç tefeciye hizmet eder hale gelsin? Ve biz neden milyarları oraya veriyoruz? Hangi gerekçeyle veriyoruz? Yatırıma vermiyoruz. İstihdam için harcamıyoruz. Bu sistem yürümez böyle. Bu sistem bizi ekonomik buhranın ortasına getirdi ve bıraktı. Ve daha da derinleşecek. Bakın söylüyorum, daha da derinleşecek. Çünkü çözüm üretilmiyor. Biz söylüyoruz, bizi dinlemiyorlar. İyi niyetle söylüyoruz. Biz bunları söylerken şu lafı da etmiyoruz. Sen bundan anlamazsın lafını bile kullanmıyoruz. Devlette ne var? Devlette liyakat var. İşi ehline vereceksin. İnancımızda da var. Sen işi ehline vermiyorsun. İşi ehline vermediğin takdirde bu iş yürür mü arkadaşlar? Yürümez. Kırıkkale'nin ne olduğunu gayet iyi biliyorum. Milliyetçilik damarını da biliyorum. Çok güçlü bir milliyetçilik damarı da var. Onu da gayet iyi biliyorum. Peki milliyetçi gerçek anlamda milliyetçi olmak için ne yapmak gerekiyor? Üretmek gerekiyor, üretmek. Üreteceksiniz. Kimsenin önünde boyun eğmeyeceksiniz. Ben üretirim diyeceksiniz. Ya kalktı. Kalktılar daha doğrusu. Tank palet fabrikasını Avrupa'nın en büyük bakın. Avrupa'nın en büyük entegre tank palet fabrikası. Katar ordusuna bir kuruş bile almadan bakın. Bir kuruş bile almadan verdiler. Ben isterdim ki bu memlekette ben milliyetçiyim diyenler ayağa kalksın kardeşim. Sen bir ordunun tank palet fabrikasını niye veriyorsun oraya? Hangi gerekçeyle veriyorsun? Ben şu anda oraya giremiyorum. Neden? Askeri sırlar var. Sizler de giremezsiniz. Ama Katarlılar giriyor. Hangi askeri sır? Kendi vatandaşından gizli, Katar ordusuna serbest. Peki tank üreseydik ne olurdu? İşte savunma sanayinde önemli bir noktaya gelirdik. 2018'de ilk tankı üretecektik. Hangi yıldayız? 2021. Ne oldu? Tank mı üretiyorlar? Hayır efendim. Ordumuzun tank üretmesine engel oldular. Bakın bir daha söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ordusunun tank üretmesine engel oldular. Peki bunun kavgasını kim veriyor parlamentoda? Hepimizin oturup düşünmesi lazım. Bu memleket sadece benim memleketim değil, hepimizin ortak memleketi. Benim karnım doymuş, siz açsanız burada huzur olmaz. Herkesin karnı doyması lazım. Herkesin üretmesi lazım. Esnaf odamız başkası, odamızın sayın başkanı da söyledi. Esnaf perişan. Doğru, perişan. Ben de biliyorum mesela. Gezdim de. Diğer yerlerde, diğer illeri de gezdim. Herkes geziyor ve görüyor zaten. Tabloyu da görüyoruz hep beraber. Toplumun ne diyor? Orta direği değil mi? Esnaf. Orta direk. Orta direk kalmadı ya. Çadırın orta direği olmasa çadır çöker.
Desteklenmesi lazım. Evet, desteklenmesi lazım. Bir de biz esnafı desteklemek için de anayasaya bir özel hüküm koymuşuz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti esnaf ve sanatkarı destekler. Destekleyebilir değil, destekler. Neresi desteklendi? Esnaf sanatkarı yok ediyoruz. Olmaz. Bunların hepsini bir şekliyle çözmemiz lazım değerli arkadaşlarım. Bir şey daha ifade edeyim. Paradan para kazanan bir sistemi istemiyor. Doğru. Elinde viski bardağı, faize bakıyor. Faiz yüksek, gönderiyor parayı. Faizini alıyor. Grev var mı? Yok. Toplu sözleşme var mı? Yok. Efendim, istihdam var mı? Yok. İş kazası oldu mu? Hiçbir şey yok. Parayı gönderiyor. Elinoğlu eksi faizle borç para alırken biz dünyanın en yüksek faiziyle para transferi yapıyoruz. Dışarıya yapıyoruz bu parayı. Kim ödüyor bu parayı? Hepimiz ödüyoruz. 83 milyon hepimiz ödüyoruz. O zaman bizim oturup düşünmemiz ve yeni bir strateji üretmemiz lazım. Yeni bir stratejiye ihtiyacımız var bizim. Bunu yapmamız lazım. O stratejiye de biraz sonra geleceğim. Hangi stratejinin izlenmesi gerektiği konusunda. Gerilim, evet, istemiyoruz. Oturalım. Oturalım. Bir sorun nasıl çözülür? Konuşalım. Sadece ben değil. Bakın, ekonomik sosyal konsey var değil mi? Ekonomik sosyal konsey. Rahmetli Ecevit bir kararnameyle kurdu. Allah rahmet eylesin. Sonra kanunu çıktı. Sonra dediler ki bu bir anayasal kurum olsun. E, anayasal kurum oldu. En son ne zaman toplandı ekonomik sosyal konsey? 5 Şubat 2009. Hangi yıldayız? 2021. Niye toplanmıyor? Ha, niye toplanmıyor? Orada işçi var, işveren var, sanayici var, esnaf var, çiftçi var. Masanın bir tarafına oturacaklar. Bunlar sorunu yaşayanlar. Masanın öbür tarafına da sorunu çözecekler. Bakanlar oturacak. Kardeşim, anlat derdini, anlatacak. Çözümü de anlatacak. Oturup düşünecekler. Toplanmıyor. Niye toplanmıyor? Ben toplanmasını istiyorum. Benim dışımda kimse istemiyor. Niye istemiyorsunuz? İstemeniz lazım. Arkadaş, benim derdimi çözeceksen önce gel bir beni bir dinle. Ben hangi derdi yaşıyorum? Beni bir dinle. Ondan sonra sorunu çöz. Ben seni dinlemem ama ben kafama göre çözüm üretirim. Üretemiyorsun. Mümkün değil, üretemezsin. Değerli arkadaşlarım, çok güzel bir şey söyledim. Ticaret Sanayi Odası Başkanımız. Biz yukarıdaki gerilimi sokaktaki gibi yaparsa, yani sokağa taşırsak bunu, birbirimize selam veremeyiz. Doğru. Sizler siyaset kurumundan daha başarılısınız, onu söyleyeyim. Her fabrikada, her görüşten insan çalışır. İşi ehline verirsiniz. Kim o işi en iyi yapıyorsa, bakmazsınız onun kimliğine, bakmazsınız. Arkadaş, senin bir dakika, senin bir kimliğine bakayım, nerede doğdun? Bakmaz. Kim yapıyorsa o işi. Dur bir dakika, senin inancına bir bakayım. Dur bir bakayım, senin yaşam tarzın nedir? Ya öyle bir noktaya geldik ki komşumuzun kimliğini soruyoruz. Ya bu nereli acaba? Hangi kökenden? Hangi inançtan? Bunları 21. yüzyılın Türkiye'sinde aşmak zorundayız. Bunun çok ötesine taşmak zorundayız. Değerli arkadaşlarım, kahveci esnafından tutun, bütün esnafın sorunlarını biliyorum. Esnaflarla ilgili de bakın, gene iş şikayet yapmadı. 17 madde halinde açıklama yaptım. Esnafın sorunları, şu 17 maddeyi yapın, sorunu çözülür. Gene olmadı. Çözmek istemiyorlar. Para yok diyorlar. Para var efendim. Niye para yok? Para var. Bütün mesele siyasi tercih. Parayı kim için kullanacaksın? Kim için? Kamyoncu esnafını alın. Dünyanın en pahalı yolundan gidiyor. Gitmese ceza yazılıyor. Kamyoncu esnafı zorla o yoldan gidecek. Dünyanın faizini ödeyecek. Dünyanın dolar üzerinden, avro üzerinden tarifesini ödeyecek. Niçin arkadaşlar? En pahalı yol bizde. Bu sorunları biliyoruz. Şimdi gelelim
Sayın Başkanım şunu söyleyeyim. Kesinlikle bakın bir tarafa yazın, kesinlikle önümüzdeki süreçte Allah nasip eder iktidar olduğunuzda bu aldığınız kredilerin faizlerinin tamamını sileceğim. Tamamını. Tamamı silinecek. Ya elektrik parasını ödemiyor, su parasını ödemiyor, doğalgaz parasını ödeyemiyor. Vermişsin bir kredi, zamanında ödeyememiş, onu da bir taksitlendirmişsin, yeniden yapılandırmışsın, daha yüksek bir faizle. Ya bu adam nasıl geçinecek? Biz dua edelim de o adam bari bir kişiyi daha fazla çalıştırsın. Bir kişi. İstihdam yarasın işteyse. Faiz, faiz, faiz. Nereye kadar faiz? En değerli şey alın teridir. En değerli şey. Alın teri olması lazım. Makine Kimya Enstitüsü'nün genel müdürlüğü bilmem ne. Her birisi neredeyse genel müdürlük orada olacak. Ne demek Ankara'da genel müdürlük? Makine Kimya tesisleri burada değil mi? Fabrikalar burada değil mi? Denetlemek istediğin zaman gelip bakmıyor musun? O zaman genel müdürlüğün de burada olması lazım. Bu kadar basit. Bunu yapmak zor mu? Hayır efendim, zor değil. Asla zor değil. Sadece ve sadece diyeceksin ki kardeşim, cümle olarak genel müdürlüğünü al, senin fabrikalar ağırlıklı neredeyse oraya götüreceksin kardeşim. Kuralı budur. Bu kuralı yerine getireceksiniz. Değerli arkadaşlarım, nasıl çözülür? Tarımdan da bahsedeyim. Gübre alıyorsun dolarla. Fide alıyorsun dolarla. Tohum alıyorsun dolarla. Mazot alıyorsun dolarla, ilaç alıyorsun dolarla. Biz bunları üretmiyoruz. Niye üretmiyoruz? Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti gübre üretemez mi Allah aşkına? Hollanda, Konya'dan küçük bir devlet, toprak olarak Konya'dan küçük bir devlet, yıllık tarım ürünü ihracatı 185 milyar dolar. 185 milyar dolar. Devasa Türkiye Cumhuriyeti'nin tarım ürünü ihracatı 18 milyar dolar. İthalatı da koyarsanız üstüne eksi veriyor. Sattığımızdan çok ithal ediyoruz tarım ürünü. Bunlardan kurtulmamız lazım. Sayın Başkanım, nasıl çıkarız? Dört ayaklı bir strateji izlemek zorundasınız. Dört ayaklı. Bir, önce herkesin can ve mal güvenliği olacak. Yani demokrasi olacak. İnsan kalkıp hükümet yanlış yapıyorsa rahatlıkla eleştirebilecek. Ve siyasetçi de her eleştiriyi değerlendirecek. Çünkü bir insan kalkıp boşu boşuna iktidarı eleştirmez. Bir şey var yani. Bir derdi var ki onu söylüyor. Derdi olmasa niye eleştirsin? Bu can ve mal güvenliği demektir. Kimse benim fabrikama el koymayacak. Ben hükümeti eleştirdiğim zaman 5 tane vergi müfettişi gelip benim kapımda beklemeyecek. Beni incelemeyecek. Can ve mal güvenliği. Adalet istediğim zaman da mahkemeye başvururum, adaleti oradan isterim. Yargı bağımsız olacak, tarafsız olacak yargı. Adalet dağıtacak orası. Bu birinci ayağı, demokrasi. Klasik, bildiğimiz neymiş? Güney Kore'de, Kanada'da, efendim Almanya'da, Fransa'da, Avrupa Birliği'nde neyse ölçü, aynı ölçüyü kendi ülkemize getirelim. Hatta ben Sayın Davutoğlu'na da, Sayın Binali Yıldırım'a da, başbakanken beni ziyarete geldiler. Ben onlara şunu söyledim. Dedim ki biz bekliyoruz da Avrupa Birliği bir fasıl açsın, biz kanun değiştirelim. Ya niye fasıl açmasını bekliyoruz? Bizim aklımız yok mu? Biz oturalım tamamını yapalım. Ve dönüp Avrupa Birliği'ne diyelim ki ne kuralı kardeşim, ben zaten hepsini yaptım. Bizim insanımız ikinci sınıf demokrasiye mi layık? Hayır. Üçüncü sınıf demokrasiye mi layık? Hayır. Oradaki demokratik kurallar neyse aynı kuralları biz yapalım. Üstelik kendi irademize yapalım. Eloğlu'nun dayatmasıyla yapmayalım. Ama olmadı. Ben olsam hepsini yaparım. Hepsini. Kuralları koyarız, yaparız. Herkes diyecek ya benim can ve mal güvenliğim var. O zaman yabancı sermaye de gelir. Türkiye'de hukuk var. Türkiye'de demokrasi var. Benim mallarıma kimse el koymayacak. Kural dışı kimse hareket etmeyecek. E ben de gelir yatırım yaparım. Birinci stratejinin birinci ayağı can ve mal güvenliği, demokrasi. İkinci ayağı üreten Türkiye. Türkiye'nin üretmesi lazım. Her alanda, her alanda. Fabrikadan tutun, üniversitedeki bilime kadar her alanda üretmemiz lazım. Bakınız,
katma değeri yüksek ürün üretmezseniz başarılı olamazsınız. Televizyon yapıyoruz değil mi? Çipleri nereden alıyoruz? Güney Kore'den alıyoruz. Biz sadece burada montajını yapıyoruz. Ekranı dahil. Zorlu bir ara dedi ki ben çip üreteceğim ama yanlış hatırlamıyorsam 1 milyar dolar paraya ihtiyacım var dedi. Ben o dönem başbakan olsaydım 1 milyar doları verirdim. Yeter ki Türkiye çip üretsin diye. Olmadı. Üretim, üniversitelerde bilgi üretildiği zaman katma değeri yüksek ürün üretirsiniz. O nedenle üniversitelerde düşünce özgürlüğünün olması lazım. Farklı düşündü diye bir insanı üniversiteden atamazsınız. Atmamalısınız. Ben şunu da gayet iyi biliyorum. Kendi inancımız bilime en fazla değer veren inançtır. Sevgili peygamberimiz diyor ki alimin ölümü alemin ölümü gibidir. Bir alimin ölümünü, bir bilginin ölümünü kainatın ölümüne bağlıyor. Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum. Biz kalktık kanun hükmünde kararnamelerle bir sürü hocayı üniversiteden attık. Ne oldu? Ha ne oldu yani? Bunlar yanlıştır. Benim gibi düşünmeyebilir hoca. Düşüncesi ayrı onun. Farklı düşündü diye birisi insanı cezalandıramazsınız. Atamazsınız, kovamazsınız. Hapse atamazsınız. Bunlar yanlıştır. Buradan Türkiye'nin kurtulmasıyla. Farklı düşünebilir. Olur. Farklı düşünmüştür. Başka bir konu. Üreten Türkiye dedik. Güçlü bir sosyal devleti inşa etmek zorundayız. Eğer benim karnım tok, komşunun karnı açsa orada huzur olmaz. O apartmanda huzur olmaz. Herkesin karnının doyması lazım. Herkesin. Onun için de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güçlü bir sosyal devlet olması lazım. Güçlü bir sosyal devlet. Nedir o? Aile destekleri sigortasının gelmesi lazım. Aile destekleri sigortası. Her aile Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde her aile lütuf mantığıyla değil, hak mantığıyla karnı doyulmalı. Lütuf mantığı nedir? Gıda paketi götürürüz. Bu ay verdim. Ötesi ay vermiyorsun. Karnı aç. Hak mantığı nedir? Sosyal devletten ey devlet ben sana vergi ödüyorum. Şimdi işsizim, perişanım veya dul kadınım veya yaşlı bir kadınım veya yaşlı bir erkeğim. Gelirim yok, geçinemiyorum, kirayı ödeyemiyorum. Ey sosyal devlet bana bak. Asgari gelir güvencesi sağlayan devlettir. Sosyal devlet. O zaman lütuf mantığından çıkar, hak mantığına oturur. Kişinin sosyal devletten benim yoksulluğumu gider deme. Bana iş ver diyor. Gıda yardımı gidiyorum, geziyoruz bazen. Geliyor kadın, yolumu kesiyor. Ben gıda paketi istemiyorum diyor. Ben iş istiyorum diyor. Çocuklarım var. Hadi gıda paketi aldım. Güzel. Bir ay sonra bir tane daha aldım. Nereye kadar gidecek bu? Ben iş istiyorum diyor. Bana iş verin çalışacağım diyor. Üreteceğim diyor. Güçlü bir sosyal devleti inşa etmek zorunda. 4. stratejik ayağı sürdürülebilirliktir. Onun da ayağı devlete liyakattir. İşi eline vereceksiniz. Devlet Planlama Teşkilatı kapatıldı. Kaç arkadaşın haberi oldu acaba? Devlet Planlama Teşkilatı. Yani rahmetli Turgut Özal'ın yetiştiği yer. Yani bu toplumun en zeki çocuklarının üniversitede mezun olduktan sonra en zeki çocuklarının girdiği o Devlet Planlama Teşkilatı niye kapatıldı? Elin oğlu 50 yılını, 100 yılını planlıyor. Biz yarın sabah ne olacağını bilmiyoruz. Benim size sözüm. Asla umutsuzluğa kapılmayın. Asla. Umutsuzluğa kapılmak bizim kitabımızda yoktur. Nefes alıyorsak demek ki umudumuz var. Çözülmeyecek hiçbir sorunumuz yoktur. Hepsi çözülebilir. Kavgayla mı çözülür? Hayır efendim, kavgayla değil. Kavgadan kimse yarar görmüş değildir. Hiç kimse yarar görmüş değildir. Uzlaşarak, bir araya gelerek bu işi kim yapar?
Bu işi en iyi kim yapar? Cebini değil de vatandaşın cebini kim düşünür? Ahlaklı, temiz bir siyasette bu işi kim halleder? Kararı siz vereceksiniz. Ben değil. Ha diyorsanız ki efendim siyasetçi oturdu hazinenin başına, önce o bir karnını doyursun, cebini doyursun, hanı, hamamı, akrabaları doyursun, sonra sıra bize gelir. O zaman sıra size hiç gelmiyor. Hiç gelmiyor sıra. Siyaset zenginleşme aracı değildir. Siyaset millete, halka hizmet etme aracıdır. Hizmet ediyorsun. Bundan daha değerli ne olabilir? 80 milyona hizmet ediyorsunuz. 80 milyona. Bakın şunu hiç kimse sorgulamadı. Ya en büyük kuruluşumuz, en büyük kuruluşumuz Türk Telekom'du değil mi? Keban kadar önemli bir kuruluştu. Keban kadar. Atatürk Barajı kadar önemli bir kuruluştu. Çünkü bütün iletişim altyapımı sıfırdan yenilendi. Kime verdik? Hayri ailesine verdik. Nasıl aldı? Gitti bizim Türk bankalarından krediyi çekti. Satın aldı. Binaları dahil, altyapısı dahil pek çok şeyi sattı. Parasını yedi. Karını aldı. Parasını yedi. Bankalara borcunu ödemeye gelince ödemiyorum arkadaş dedi. Ödemiyorum dedi. Ne yaptık? Peki ödeme dedik, gittik aldık. Kar kimin oldu? Hayır ailesinin. Banka faizini kim ödedi? Bizim bankalar. Zararı kim çekti? Bizim bankalar. İnternet altyapımız yenilendi mi? Hiçbir şey yapmadı. Bugün yaklaşık 4,5 milyon çocuğumuz internete ulaşamıyor zaten. Ne oldu? Türk Telekom'u aldık. Bütün zararı da aldık. Bankaların zararını aldık. Karı öbür tarafa bıraktık. Peki bunun siyaseten bedeli ne oldu? Bu işi yapanlardan, ya arkadaş sen bu işi yaptın da burada bir haksızlık var diye soran oldu mu? Ben sorduğum zaman da işte bu görüyorsunuz değil mi? Bu vatan haini, bu şöyledir, bu böyledir. Bir sürü laf işitiyoruz. E peki ben sormayıp da fakir fukaranın hakkını sormayıp da ne yapacağım? Ne yapacağım ben? Emin olun ne yapacağım ben? Bakın siyasete atıldığım gün, sayın başkanlar, siyasete atıldığım gün kendi mal varlığımı internet sitesine koydum. 27,5 yıl kamuda çalıştım. Benim mal varlığım budur. Karımın yüzüğüne kadar. Verilmeyecek hesabım yok. Benim bütün bürokratik hayatımı incelediler. Acaba bir şey bulabilir miyiz diye. Bulamazsın arkadaş ya. Bulamazdılar. Bulamadılar da zaten. Neden? E boğazınızdan aşağı haram lokma inmiyorsa verilmeyecek hesabınız yoktur. Bunu yapıyoruz. Bunu yapıyoruz ya. Millete hizmet etmek kadar değerli bir şey de yoktur. Türkiye'nin sorunları çözülür sayın başkanlar. Çözülmeyecek sorun yoktur. Herkes huzur içinde yaşayabilir. Bakın geçmişte kavgalarımız olabilir. Herkesin geçmişinde kavgalardır, şudur, budur vesaire. Benim öğrencilik yıllarımda dahil olmak üzere. Her birimizin şöyle hataları da olabilir. Hepimiz insanız yani. Kusurumuz da olabilir. Ama geriye dönüp bir helalleşmemiz lazım. Bırakmamız lazım artık onları. Önümüze, geleceğe bakmamız lazım. Ufka bakmamız lazım. Dünya nereye gidiyor, biz nereye gidiyoruz? Buna bakmamız lazım. Buna baktığımız andan itibaren o zaman Türkiye çok hızlı büyür. Müthiş bir potansiyeli var. Bakın Doğu Akdeniz'e karbon yatakları var. Doğalgaz çıkacak. Birleştirdiler Filistin dahil, Mısır dahil. Ya bizim yanımızda olanlar sırtını bize döndü. Niçin? Niye Mısır'la kavga ettik? Niye kavga ettik biz? Hangi gerekçeyle kavga ettik? Suriye'ye girdik. Buyurun. Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırıp getirdik. Kendi toprağını kaybeden, kendi toprağından kaçan kişi biz gerçek milliyetçi ilan ettik. Düşünebiliyor musunuz? Rahmetli Ecevit gitti. Kıbrıs'ı aldı. Hala eleştirilir. Öbürleri Süleyman Şah Türbesi'ni, hem türbeyi hem bayrağı indirip kaçtılar. Onları da kahraman ilan etti. Ya ben bunu anlayamıyorum. Emin olun anlayamıyorum. Ya ters bir şeyler gidiyor. Söyledim. Meclis kürsüsünde söyledim. İlk bir hafta içinde
Allah nasip eder iktidar olursak. İlk bir hafta içinde Süleyman Şah Türbesi'ni kendi topraklarımıza götüreceğiz. Oraya o bayrağı dikeceğim ben. O bayrağı dikeceğim ben. Bize milliyetçi değilsin diyorlar. Hayır efendim. Hayır efendim. Milliyetçi ise milliyetçilik vatanseverliktir. Ben kimsenin kimliğine bakmam. Başımın üstünde yer. Bayrağıyla ve vatanıyla sorunu yoksa herkes benim kardeşimdir. Hiç ayırma. Hiç ayırma. Bayrak ve vatan. Bunlar benim kutsallarımdır. Hepimizin ortak kutsalları. Bunları tamam savunuyoruz. Herkes rahat geçinsin. Herkes huzur içinde yaşasın. Bereketli topraklarımız var. Yozgat'ın kokulu mercimeğini unuttuk. Kanada'dan mercimek alıyoruz ya. Düşünebiliyor musun ya? Bu topraklar pek çok endemik bitkinin ilk toprağı, ilk kaynağıdır bu topraklar. Onları bile unuttuk biz. Yeni bir siyaset anlayışını birlikte inşa edeceğiz. Etmek zorundayız. Bunu yaptığımız takdirde her şeyi çözeriz. Dediğim gibi Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur. Efendim şimdi ben yerime oturacağım. Soru sormak isteyen arkadaşlarım olabilir. Bu ikinci bölümü medyaya kapalı mıydı? Öyle mi diyor? Evet. Sizden tek isteğim var. Soru sorarken. Tek isteğim var. Ya acaba bu soruyu sorsam genel başkan üzülür mü? Üzülmem. Ya genel başkan acaba alınır mı? Alınmam. Ya bu soru da genel başkana sorulur mu? Sorulur. Benim görevim sorduğunuz her soruya samimi olarak cevap vereceğim. Birbirimizi tanımamız lazım. Birbirimizi iyi tanımamız lazım. İstediğiniz soruyu sorun. Hangi soru varsa. Bazen televizyondan izleyip de evinizde düşünmüş olabilirsiniz ya. Olsam ben de şu soruyu sorardım diye. İşte şimdi birazdan önünüze gelip oturacağım burada. İstediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Ben de samimi olarak her sorunuza cevap vereceğim. Ha buna kaç politikacı cesaret eder ben onu bilmem. Ama bu kardeşiniz cesaret eder. Ben hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun diyorum efendim.